Fenerbahçe atasözü der ki bundan daha kötüsü olmaz dediğiniz anda daha beterine hazır olun. İşte Fenerbahçe'deki durum aynen de bu oldu. Büyük bir değişim, istikrar, süreklilik parolasıyla göreve gelen yönetim kurulu daha dördüncü ayını az bir şey geçmişken teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Bu konuda haksız mıydı? Elbette ki haklıydı. Philippe Cocu ile bu işin olmayacağı artık haftalar öncesinde aslında belli olmuştu ama bugün tribünlerin de artık iyice isyanı, hatta tribün dışındaki Fenerbahçelilerin de sosyal medya falan da yıkıldı. İsyanına bir kurban vermek gerekiyordu. Doğru kurban da Philippe Cocu'ydu zaten. Nihayetinde bu oldu. Yöntem tartışılabilir, zamanlama tartışılabilir. Yani daha maç bitmiş, oyuncular duşlarını bile almamışken bu açıklamanın yapılması çok eleştiriliyor. Eleştirilecek yanları belki var ama bir isyanı bastırmanın yöntemlerinden bir tanesi çabuk hareket edip bir kurban vermektir, bir kelle vermektir amiyane tabiriyle. Dolayısıyla belki de zamanlama o kadar da kötü değil. Fakat Başkan Ali Koç'un seçim sürecinde hatta sonrasında da yaptığı açıklamalarda eski yönetimin kulüpten ayrılan sporcular, teknik adamlarla ilgili ayrılık biçimlerini eleştirdiğini hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu ayrılış biçimi, daha doğrusu As Başkan Semih Özsoy'un yaptığı açıklamalar en hafif tabiriyle yakışık almadı. Semih Özsoy işte problemleri saydıktan sonra bunların baş sorumlusu Philippe Cocu bedel ödemiştir gibi bir ifade kullandı ki hakikaten ayıp oldu. Birincisi bu bedel ödemiştir ifadesi çok sert, çok anlamsız. İkincisi de baş sorumlu diye Philippe Cocu'yu göstermesi hatadır. Evet, futbol takımının başında Philippe Cocu vardı. Ancak baş sorumlu o değil. Baş sorumlu öncelikle yönetim kuruludur. Ardından sportif direktör Comolli gelir. Ardından Philippe Cocu gelir. Daha sonra da futbolcular gelir. Yani Philippe Cocu'yu sonuçta oraya getiren Comolli, Comolli'yi oraya getiren yönetim kuruluysa baş sorumluluğu yönetim kurulunun üstlenmesi lazım. Başarısız olan eleman arada Philippe Cocu'dur. Takımı yeterince hazırlayamadı, motive edemedi, doğru kadrolar çıkartamadı belki. Ancak yine de bu ifade gerçekten de yakışıksız kaçtı. Şimdi işin olumsuz kısımlarından bahsettik. Gerçi olumlu bahsedilecek ne var diyeceksiniz. Gecenin belki de Fenerbahçe adına tabii Ankaragücü için her şey cennet gibiydi de Fenerbahçe açısından tek güzel yanı sahaya çıkış anıydı. Fenerbahçeli futbolcular emanetin baş tacımızdır yazılı bir pankartla çıktılar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen. Tribünlerde 10. yıl marşı çalıyordu. Bütün tribünler coşkuyla buna eşlik ediyordu. Yani Cumhuriyet Bayramımız bir gün önceden Fenerbahçe Stadında coşkuyla maç öncesinde kutlandı. Bu vesileyle biz de buradan Cumhuriyet Bayramımızı, Türk tarihinin belki de en büyük olaylarından birisi olan Cumhuriyeti, Türk tarihinin en önemli bayramı olan Cumhuriyet Bayramını kutlayalım. Nice yıllar ayakta kalmasını, sonsuza dek hatta ayakta kalmasını dileyelim. Gelelim tekrar sahaya. Sahada maalesef vardır ya klişe bir laf, yeşil sahalarda görmek istemediğimiz şeyler diye. Yeşil sahalarda görmek istemediğimiz bir sürü şey sahadaydı. Öncelikle İsmail Köybaş'ın, benim takıntım belki diyeceksiniz ama yani futbolcu bile olmayan bir adamın hala futbol takımında olması, yani onu ben yeşil sahalarda görmek istemiyorum. Yakışmıyor yeşil sahalara. Sırf o değil. Fenerbahçe takımındaki oyuncuların birçoğu yeşil sahalarda görmek istemediğimiz nesneler konumunda. Teknik direktörlüğü son derece zayıf. Fenerbahçe için çok zayıf kaldı en azından. Öyle diyeyim. Bir teknik direktör yeşil sahalarda görmek istemediklerimiz dendi. Bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de ya hafif tabir bulamayacağım, affedin. Hüseyin Göçek adındaki bir tetikçi sahadaydı. Yine yeşil sahalarda görmek istemediğimiz, ifade de bulamıyorum onun için ama nesnelerden birisiydi diyeyim.
Şimdi Hüseyin Göçek eğer iyi hakem diyorsanız ya da hakemliği biliyor diyorsanız bugün sahada yaptığı tetikçilikti. Yok eğer hakemliği kötü diyorsanız bunca yıldır nasıl üst klasman hakemliği yapabiliyor onu açıklamak durumundasınız. Maç daha 0-0 giderken vermediği, Şkirtil'in indirilmesine vermediği bir penaltı var. Fenerbahçeli oyuncular ilk 25 dakikada çatır çutur kart çıkartırken Ankara güçlü oyuncuların daha da sert hareketlerinin 3 tanesini es geçti. Hiç umursamadı bile. Berbat bir yönetim gösterdi sonuçta. Son derece taraflı, son derece oyunu çığırından çıkartacak bir yönetim gösterdi. Bugün eğer oyun çığırından tam anlamıyla çıkmadıysa sahada bu biraz oyuncuların iyi niyetinden biraz da Fenerbahçe'nin zaten berbat olup mağlubiyeti kabullenmiş olmasından geliyor. Belki de verdiği yegane doğru karar Slimani'yi oyundan atmaktı. Slimani aynı Volkan'ın geçtiğimiz yıllarda bir Beşiktaş maçında yaptığı gibi beni zorla at diye hakemin üstüne gidişindeki gibi kendini attırmak için her şeyi yaptı. Daha maçın ilk yarısındayken bir itirazı var bir pozisyona. Yani orada bile kart görmemesi mucizeydi. Kovaladı hakemi yani bayağı bir kovaladı sert bir şekilde. İkincisine tabii itiraz ettin. Bakın itirazların da haklı olabilir buna bir şey demiyorum. Ama bir şey değiştirmiyor. İtiraz ettin. Sarı kartını gördün. Hala aynı sertlik ve şiddetle itiraz ediyorsan beni at demektir bu. Ha ben kendi adıma söyleyeyim. Birçok insanın aksine Slimani'yi çok beğenen birisi değilim. Galatasaray maçında cezalı duruma düşmüş olması ve oynamayacak olması benim için büyük mutluluktur. O kadar basit. Yani Slimani'yi beğenip Frey'e sürekli çemkiren Fenerbahçeliler de hiç anlamıyorum. Yetenek olarak Frey daha alt düzeyde olabilir ama sahaya koyduğu yüreğe hepsinden daha büyük. Hatta sırf Slimani değil, yani takımdaki herkesten daha büyük. Ve çok büyük katkısı oluyor baskısıyla, presiyle. Rakibi hataya zorlayabiliyor. Siz geçtiğimiz haftalarda Elifli, Freyli kadroyla az çok bir şey oturtmaya başlamışsanız bugün niye bozuyorsunuz? Sahada olumlu bir şey yapan kim vardı diye düşünüyorum. Şkirtel biraz defansta kendi çapında mücadele etmeye çalıştı. Her topa girmeye çalıştı. Ama nereye kadar yetecek? Şimdi Fenerbahçe'ye tek tek baktım mı kalecimiz yan topların hepsinde inanılmaz zayıf. Şimdi genç oyuncular oynasın Fenerbahçe'de istiyor taraftarın bir kısmı demek durumundayım maalesef. Çünkü hepsinin istemediği belli. Bugün Oğuz Kağan isimli genç bir oyuncumuz sahadaydı. Bir süre sonra tribünlerden o çocuğa bile homurtular, ıslıklar gelmeye başladı. Yani 25 dakika yarım saat dahi genç bir oyuncuya tahammül edemeyen bir tribünle genç oyuncu falan yani kendi altyapınızdan genç oyuncu kazanamazsınız. Yabancılar biraz daha farklı. Mental yapıları belki daha güçlü olduğu için kaldırabiliyorlar ama kendi oyuncularınız, altyapınızdan gelen yerli oyuncularınız da maalesef bunu başaramazsınız. Ha Fenerbahçeli oyuncular için şu kötüydü, bu kötüydü diyoruz. Olabilir. Komolli bu transferler konusunda çok eleştiriliyor. Kısmen katılmakla birlikte o kadar üstüne yüklenilmesini de pek anlayamıyorum. Şimdi Fenerbahçe mali problemleri de göz önüne alarak bu sene yapabileceği en mantıklı transferleri yaptı bence. Şimdi Benzia, Cahilson gibi oyuncular, yerli oyuncularımız, bu oyuncular daha hakikaten gençler. Yani tabii ki futbol oynamalarına engel değil genç olmaları. Tabii ki oynamaları lazım. Tabii ki beklentilerimiz daha fazla. Ancak takımın içinde bulunduğu garip psikoloji, teknik adama olan inançsızlıkları belki de bu oyuncuları da zor duruma sokuyor. Saha içinde belki de yeteneklerini yeterince gösteremiyorlar. Tabii taktik sıkıntılar da var yani Kokünün inanılmaz değişik kadrolarla sürekli çıkması, sürekli formasyonu değiştirmesi. Yani ligde en çok farklı formasyonla ve kadroyla çıkan teknik adam konumunda şu anda gidene kadar öyle diyelim. Artık öyle olmayacak çok şükür. Yani bu oyunculara şimdiden etiket yapıştırmak, bilet kesmek biraz haksızlık. Yani onların daha iyi olmalarını ben hala bekliyorum ve hala da inanıyorum. Sıkıntı şurada, Slimani gibi, Ayev gibi, Isla gibi oyuncuların, yani belli bir tecrübeye, belli bir olgunluğa oluşmuş oyuncuların zerre varlık gösterememelidir asıl sıkıntı ve transfer başarısızlığından bahsedilecekse Komoli'nin
Bu oyunculardır. Evet, kötüler gecesiydi diyoruz. Gelelim bir diğer kötüye. Maalesef Fenerbahçe tribünleri. Evet, sahada takımınız kötü bir oyun sergiliyor. Teknik direktörünüz kötü. Oyuncuların eli ayağı birbirine dolaşıyor. Ancak oley çekmek, ıslıklamak, Ankara gücüne destek vermek, yani ne kazandırıyor bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. İsmail Kartal'a tezahürat yapmak hatta en anlamadığım şey. Bu tribünler değil miydi İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başındayken ıslıklayıp, yuhalayıp, çapsız diye onun gitmesini isteyen? Herkes elini vicdanına götürsün. Sen, ben, biz değil miydik? Şimdi ne oldu da İsmail Kartal tezahüratları yapılıyor? Sırf kendi oyuncunuzu, kendi yönetiminizi, kendi teknik direktörünüzü kızdığınız için, onları ezmek için mi? Maalesef Fenerbahçe tribünleri de bugün sınıfta kalmıştır. Hele ki önümüzdeki hafta Galatasaray'la oynanacak bir maç olduğunu düşünürsek, kendi takımınızı, zaten yıpranmış olan takımınızı ve oyuncularınızı bu kadar ezmek gerçekten hiç yakışık almadı. Evet, yani iyi hiçbir şeyden bahsedemedik. Bu işin sorumluları sadece kokuyla bitmemeli. Yani herkes gitsin, yönetim de istifa etsin falan gibi abartılı istekler ya da taleplerde bulunmanın da anlamı yok da. Yani herkes külahını önüne koyup bir düşünmeli. Nerede hata yaptığını düşünmeli. İlla ki ben doğrusunu yapıyorum inadında olmamalı. Bu videoyu şu anda da yönetim kurulumuzda olan bir yöneticimizin yönetimde olmadığı zaman atmış olduğu bir tweetle kapatacağız.